진심으로 감사합니다. Merhaba, İyi Ki Derim kanalınıza hoş geldiniz. Biz ve BTS Jimin'le gurur duyuyoruz. Hot 100 birinciliği açıklandıktan sonra Namjoon listeyi paylaşıp Jimin'i de etiketleyip gururluyum yazdı. Hobi'de Weverse'den Jimin'a harikasın ve seninle gurur duyuyorum, gözlerim doldu, çok çalıştın, kocaman tebrikler yazdı. Durmadı, Instagram'dan da tebrik etti. Bu tarih kitaplarına göre bir şey yazdı. Yoongi'de evet Park Jimin, Billboard Hot 100 birincisi sanatçı, çok havalısın, lütfen konserde konuğum ol yazarak hakim tokmak sesi efekti koymuş. Son sözü söyledi, o konsere çıkılacak Jimin'i. Jimin'in de bizimle beklediğine emindim ben. Önce Weverse'den wow yazdı. Sonra Army'ler, ben Jimin, ah gerçek değilmiş gibi hissediyorum, bu yüzden ne diyeceğimi bilmiyorum yazdığı bir ekran görüntüsü paylaştı. Sonra beklenen canlı yayın bildirimi geldi. Şu güzelliğe bakın, en doğal haliyle evinde karşımıza çıktı. O kadar minik ki. Albüm tanıtımı sırasında çok yoruldu ve sıkı diyet yaptı biliyorsunuz. Bugün bütün gün dinlenmiş ve çok hızlı yemek yemiş olmalıyım ki hazımsızlığım var dedi. Sabaha kadar telefonuna bile bakamamış. Çok yorgunmuş. Yediklerini sindiremediği için çok kusmuş bugün ve ateşi varmış. Bize mektup yazacakmış ama hasta olduğu için yapamamış. Orada olsam sana nane limon kaynatırdım, hemen iyileşirdin yavrum. Çok çalıştın sen Jimin. Lütfen biraz dinlen dedim onu izlerken. O haliyle sırf bize teşekkür etmek için yayın açtı ya. Jimin her şeyin en güzelini hak ediyor. Hobi yayına da katılmıştı. Bağır Jimin, bağır yazmış. Jimin de alçak sesle bağırıp sonra evdeyim yeter bu kadar dedi. Liste açıklanır açıklanmaz telefonu hiç susmamış. Namjoon onu aramış ve onunla gurur duyduğunu söylemiş. Çok mutlu olmuş Jimin. Hobi de açıklanır açıklanmaz aramış, konuşmuşlar. Albümü yapmasına yardım eden prodüktör de ağlamış. Herkes tebrik etmek için iletişime geçmişler onunla. Yayından önce babası da aramış ve onunla gurur duyduğunu söylemiş. Albüm ilk yayınlandığında Jimin'in babası Jimin'i arayıp albümü dinlerken çok üzüldüğünü ve ağladığını söylemiş. Jimin de albüm sevildiği için babasının ağlamasını şaşırmış. Ona nedenini sormuş. Babası da albümdeki şarkı sözlerinin çok üzücü olduğunu söylemiş. Park Jimin kesinlikle babasına çekmiş. Duygusallık genlerinde var. Jimin diyor ki, bu ben Bangtan'da olduğum ve ARMY olarak hepiniz burada olduğunuz için mümkün oldu. Dürüst olmam gerekirse eksik olduğum yerler var gibi hissettim. Ama daha sıkı çalışacağım. Beni ne kadar desteklediğinizin farkındayım. Bu yüzden büyümek için daha sıkı çalışacağım. Gurur duyduğunuz bir sanatçı olmak için daha sıkı çalışacağım dedi. Ki benim gururdan omuzlarım arşa çıkmış durumda. Ne diyor bu çocuk? Bu kadar mütevazi olma be. Diyor ki, haberi ilk aldığımda aklıma ilk ARMY'lerin Bangtan'ı ne kadar beklediği geldi. Her koşulda bizi düşünüyor. Bunlar Bangtan ve ARMY sayesinde derken gözlerinin dolu dolu olması beni bitirdi. Çok mutlu ve duygusal görünüyordu. 7 dövmesini devamlı gösterdi. Bir an önce kardeşleriyle dönmek istiyor. Uyuyacağını söyleyip yayını kapattı. Güzelce uyu Jimin. İyi iş çıkardın. Dinlenmeyi en çok sen hak ediyorsun. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Sizi morluyorum ikilerim.